kuvvet ya da uyluğun arka tarafında bulunan kaslarımızı incelemeye çalışacağız. Size bu kasları anlatmaya çalışacağım. Hamstring kasları da deniyor. Bu hamstring kasları kimler? Semitendinoz, semimembranoz ve biceps femoris'ten bahsedeceğim. Bu kaslar uyluğun arka tarafında bulunurlar ve iki eklemi de atladıkları için hem uyluğa hem de bacağı hareket ettirirler. Uyluğa ekstansiyon yaptırırken bacağı fleksiyon yaptıracaklar. Şimdi uyluğa ekstansiyon biz öğrenmiştik. Tekrar hatırlayalım. Uyluğa ekstansiyon yaptıran en kuvvetli kasımız gluteus maximus'tu. Bacağı fleksiyon, bunun ekstansiyonunu öğrenmiştik. Bacağı ekstansiyon yaptıran kasımız kimdi? Quadriceps femoris. Ya şöyle bir şey diyebiliriz mesela. Bu kaslar, hamstring kasları, quadriceps femoris'in antagonistiyken gluteus maximus'un agonisti. Aynı zamanda iliopsoas, uyluğa fleksiyon yaptıran asıl kasımız da onun da antagonisti oluyorlar. Böyle bir genelleme yapabiliriz. Bu şekilde sorularda gelebilir. Şimdi gelelim nereden başlayıp nerede sonlandıklarına. Genel olarak tuberis kiadukumda başlayıp tibiada veya fibula'da sonlanacaklar. İki eklemi de geçiyorlar, dikkat edin. Bakın şuradan başlıyorlar ve şuralarda sonlanacaklar. O yüzden iki ekleme de hareket yaptırabiliyorlar. Semimembranozun başladığı yere bakmaktayım şu an. Buradan başlıyor, bakın tibianın kenarında bitecek. Biceps femorisin uzun başı ile semitendinoz aynı yerde başlıyorlar hemen hemen. Çok yakınlar. Biceps laterale doğru gider. Kaput fibula da sonlanır. Bakın önden daha iyi görüyorum. Şurası. Semitendinosus'da hatırlempes ansiyonus'tan bahsetmiştim. O 3 tane kastan biri de semitendinosus'tu. Bakın şuradan başlıyor. Şöyle öne doğru. Şurada semitendinosus bittiği yeri görmekteyim. Pes ansiyonus'un katılıyor. Şimdi buradan uyluğa ekstansiyon ve bacağı fleksiyon yaptırdığını daha net görmekteyim. Bicepsin kısa başı da femurun orta kısmından başlar. Bakın şurada başlıyor. Gelelim tek tek bakalım. Tek tek inceleyelim. Şu an hamstring kasının hepsini görmekteyim. Bakın şu biceps femoris. Tendonu birleşiyor şöyle. Kaput fibrolunun orada sonlanıyor. Şu üstte olan semitendinosus. Daha medialde olan semimembranosus. Semimembranosus'u görmekteyim. Bakın burası bu arada bizim sol alt ekstremitemiz. Nasıl anladım? Şurası dizin arka tarafı çünkü patella yok. Dikkat edin. Şurası femurun medyali, şurası medyal, başı medyale doğru eklem yapıyor. Şurası medyal, şurası lateral, şurası yukarısı, şurası aşağısı ve burası arkası. Yani sol alt ekstremiteye bakıyorum şu an. Şimdi buradan arka taraftan bakınca semimembranosus şu şekilde görünüyor. Semitendinosus da hemen yanında şöyle. Membranosus daha medyalde. Biceps de laterale doğru sonlanır tendonu. Kaput fibula da sonlanacak. Gelelim netlerdeki haline bakalım. Burada daha iyi olacak. Bakın şurada ikili yan yana iki tane kas görmekteyim. Bunların biri biceps, biri semitendinosus. Biceps laterale doğru sonlanır. Şu bicepsin uzun başı. Kısa başı da hemen şurada bakın. Şu diğer hemen yanındaki semitendinosus kasım. Tendonu özel bir şekilde sonlanan, özel bir tendon yapısına katılan kas hangisidir? Semitendinosus. Ben öyle ezberlemiştim. Tendon, tendona özel. İçinde isminde tendon var. Semitendinosus. Membranosus da medyalde olan M ya. M ile başlıyor. Daha medyalde ve daha altta. Bakın şurası. Şurada görmekte olduğum şey de adduktor magnusun bir kısmı. Şu dümdüz olan da gracilis. Zaten gracilis semitendinosus ve sartorius pes ansiyonus oluşturacak. Birazdan göstereceğim. Bakın bicepsin kısa başını buradan daha iyi görmekteyim. Tendonları birleşip kaput fibrolarının orada sonlanıyorlar. Pes ansiyonusu tekrar hatırlayalım. 3 tane kasımızın tendonu birleşip kaz ayağı şeklinde sonlanıyorlardı. Burası tibianın medial kısmı. Kimlerdi bunlar? Gracilis, sartorius ve semitendinosus. Bakın tendonu özel olan, içinde tendon ismi olan. Semitendinosus. Şimdi burada gracilis'i hatırlayacak olursak direkt medialde başlayıp düz olarak iniyordu. Sartorius ise siyastan başlıyordu. Lateralde S harfi çizerek geliyordu buraya. Semitendinosus da az önce gördüğümüz gibi pes ansiyonusa katılan 3 kastan biri. Sormayı severler, onu söyleyeyim. Aşağıdan hangisi pes ansiyonusa katılmaz diye soru gelebilir. Mesela şaşırtmak için semimembranosus da koyar. İkisi arasında kalırsınız. Yanlış şıklı seçebilirsiniz. Tendona özel olan, içinde tendon ismi geçen. Şimdi burada size nervus iskidikusu göstermek istiyorum. Ve bu kastan innerve edilen nervus tibialisi. Şimdi nervus iskidikus kocaman bir sinir. Niye kocaman olduğunu söylemiştim. Tekrar ediyorum. Bacağın arka tarafındaki, pardon, uyluğun arka tarafında bulunan kaslarımızı, bacakta bulunan tüm kasları ve ayakta bulunan tüm kasları innerve eden sinirimiz nervus iskidikus. İlerledikçe ismi değişiyor. İkiye bölünüyor. Nervus tibialis ve fibularis communis oluyor.
Şimdi uyluğun arka tarafında bahsettiğim bu kasların hemen hepsi bir tane istisna hariç nereus tibialis tarafından innerve ediliyor. Hani semitendinosus, semimembranosus ve bisepsin uzun başı. Bisepsin kısa başı ise fibularis communis tarafından innerve ediliyor. Bisepsin uzun başı ile kısa başı farklı sinirler tarafından innerve edildiği için dual innervasyonlu kaslarımızdan biridir. Tıpkı adduktor magnus gibi. Onun da bir kısmı femoral sinir, bir kısmı tibial sinir tarafından innerve ediliyordu ya. Bunu da öyle uzun başı tibial tarafından innerve edilirken kısa başı da fibularis communis yani dual innervasyonlu bir kasımız. Aşağıdakilerden hangisi dual innervasyonlu bir kas değildir şeklinde soru gelebilir. Üst eksemite de vardı. Hatırlayın flexor digitorum profundus mesela dual innervasyonlu bir kasımızdı. Adduktor magnus o şekilde. Biceps femoris aynı şekilde. Veya lumbrikal kaslarda işte bir kısmı medial sinirle bir kısmı ulnar sinir tarafından innerve ediliyordu. Şıkların arasında caydırmak için biceps brachii de koyabilir mesela. O tek sinir tarafından innerve ediliyor. Onu karıştırmayın. Biceps femoris dual innervasyonlu olan. Biceps brachii ise sadece bir sinir tarafından innerve ediliyordu. Kimdi o sinirimiz? Nervus musculocutaneus'tu. Dual innervasyonlara dikkat edin. Hocalar sormayı severler. Küçük bir tekrar yapalım. Zaten çok uzun bir video değildi. Kimi gördük? Semitendinosus. Bakın şu an medyale doğru giden üstte olan semitendinosus. Pes anserinus'a katılıyordu. Yeşil olarak gördüğüm semimembranosus daha medyalde bakın. Lateral'e doğru gidip lateralde sonlanan kasım kimdi? Biceps femorisin. Kısa başını burada çizmemişler. Bakın kısası da şurada. Kısa baş nervus fibularis communis tarafından innerve ediyordu. Geriye kalan tüm hamstring kasları da nervus tibialis tarafından innerve edilecek. Şunların üçü. Bunlar genel olarak önemli. Hangi hareketler yaptırıyorlar? Uyluğa ekstansiyon, bacağa fleksiyon hareketi yaptırıyorlar. Çok kısa bir videoydu zaten. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda bacakta bulunan kaslardan bahsedeceğim. Hoşça kalın.